Gençler, 7. sınıf 1. ünite yalama faskülü çözeceğiz. Hazır mısınız psikolojik olarak? Evet! Başlayalım. Evet Tuana, 1. en zor soruyu sen söyle. Artı 9 artı artı 7. Artı 10. Şimdi ortalar artıysa dikkat edeceğiniz tek şey ne? Aynıysa topla, zıtsa çıkar. Yalnız ortası eksiyse ki burada hiç eksi yok. Yani şimdi takmayacaksınız. İki eksi mi yan yana geliyor? Artıyla eksi mi yan yana geliyor? Az sonra buna dikkat edeceksiniz. Yalnız fark ettiyseniz ortalar ne? Artı. Biz toplama yapıyoruz. Toplama yaparken tekrar ediyorum. Aynı işaretliyse toplanır. Zıt işaretli ise çıkar. Peki zıt işaretli çıkar. İşareti nereden tayin ediyor? Tek olan sayın işaretini al. Evet. Birinciyle başladık. Tuana ne demişti? Artı 16. İkinciye geldik. Eksi 7 diyor çünkü eksi 8'e bir toplama zıt işareti çıkartılır ve büyük gözü kendi işareti verilir. Artı 6. Aleyna artı 6 diyor. 11'den 5 çıkarsa doğru artı 6. Sıradaki hemen söylesin. Eksi 17. Eksi 10, eksi 7 daha. Eksi 17 mükemmel. Sıradaki eksi 12 artı 9. Eksi 3 çünkü çıkartılır. Devam ediyoruz. 3'le bit bu sefer. 2 tane eksi, 1 tane artım var. Ne yapacağız? Burcu diyor ki önce eksileri kendi arasında toplarız. Ne yapar Burcu? Eksi 3, eksi 1 daha. Eksi 4. Eksi 4 artı 8 ne yapar? Süpersin. Artı 4 yapar. Birbirleriyle çıkartılır. Büyük olanın işareti buraya verilir. Hatun kızım burada 2 tane artı 2 tane eksi var. Artılar toplar mısın benim için? 12, 9 daha 21. Eksileri toplayıver. Artı 11. Eksi 11 yani. Evet, 21'den 11 çıkarsa ne kalır? Teşekkür ederim. Cansucuğum eksi 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 ne yapacağız? Eksi 9. Çünkü hepsi eksi olduğu için toplar. Evet, hepsini toplayacağız. Mükemmel. Devam ediyoruz. Moment. 14. Ne yaptın? Artı 14. Tamam, sağ ol. Çünkü hepsi artı olduğu için topladım demek istedim ama. Sonra ne yaptık sağ? Hepsi artı olduğu için topladı. 13'e daha 20 artı 22 demiştin değil mi? Çağracığım burada eksi ile artı yan yana geldiğinde ne yapıyor? Kocaman bir eksi yapıyor değil mi? Hemen buraya kocaman bir eksi yapıyor. Çünkü eksi ile artı çarpınca ileride göreceğiz. Eksi toprağım o zaman 19 eksi 7 ne yapar? Aferin artı 12 yapar. Çünkü işaretler farklı olmuş oluyor. Birbirinden çıkartıyoruz. Büyüğün işaretini veriyoruz. Enes burada ortaya ne yazayım? Eksi. Eksi. Ne oldu? Eksi 7, eksi 3 oldu. Eksi 10. Neden? Bakın neden derdine söyleyeceksiniz. Arkadaşınızın dediğini. İşaretler aynıysa toplanır. Farklıysa çıkartır. Neymiş? İşaretler aynıysa toplanır. Farklıysa çıkartır. Tam sayılarla alakalı son dersimiz çocuklar. İkinci üniteye geçeceğim bundan sonra. O yüzden bak çok dikkatli dinleyin. Neyse. Eksi 10 doğru. Geldik. Sudeciğim eksi eksi yan yana gelmiş. Çok güzel. Burası artı olur. Eksi 15 artı 23. Aynı değil işaretler. Çıkartılır. Artı 8 olur. Almina. İki eksi yan yana gelmiş. Mükemmelsin. Eksi 10 artı 7 oldu. Eksi 3 çünkü işaretler farklı çıkartılır. Kocaman işareti verilir. Gelmezsin çocuk. Devam ediyoruz. Başları ne diyorsun? Artı 5 olur. Eksi 24 artı 5. Bir daha söyle. Eksi 10. Ne yaptın? Niye? Peki niye eksi dedin? Büyük gözüken diye. Şimdi büyük olan deyince insan uyulamıyor. Bu daha küçük normalde. Eksi 24 mu küçük? Artı 5. Normalde eksi 24 küçük. Ama hani gözel, mutlak değeri büyük olan demek. Orada büyük olan deyince onu demek istiyoruz. Kiç. Evet, şurası ne olur? Artı. Eksi eksi öper artı yap. Bir daha var. Artı. Artı düzgün yazar şimdi. Tahta bu. Evet. Eksi 7 artı 3 artı 8 oldu. İki tane artı var. 11. Mükemmelsin devam et. Bu yeri coşkuyoruz. Evet. Üstünde 4 olur. Halil Efe artı eksi yan yana gelmiş çocuğum. Eksi. Eksi. Eksi artı yan yana gelmiş. Eksi. Güzel yazalım. Baştan yazalım güzel yazalım. Eksi 13, eksi 4, eksi 5. Çok şanslısın dostum. İşaretler hep sahibi söyle. Eksi 17. Eksi 17, eksi 5 daha. Eksi 22. Eksi 22. Eda'cığım artı eksi yan yana gelmiş.
eksi, eksi artı yan yana yapış, eksi. Eksi 24, eksi 1, eksi 8, topladım 32, eksi 33 diyeceğim. Evet. Bakın, ben düzgün şekilde çeviriyorum yani parantezsiz kafanız karışmasın diye. Aha, aslında yapmak istediğim bu. Daha net görün. Anlaştık mı? Şimdi burada eksi, 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 eksi. Ne yani bu? Alayı negatif. Ne yapacağız? Mükemmel. Toplayalım 3, 4 daha. 12 daha. 19. 5 daha. 24. Artı 24 mu? Evet. Yok, evet. Devam ediyoruz. Tuvalet açıyorum. Bu işaret ne oldu? Artı. Artı. Hiçbir şey yazmıyorsa o artı. Eksi, eksi, eksi. Şunları bir toplayalım önce. 8, 1 daha 9. 4 daha. Eksi 13. 19 eksi 13 oldu. 19 eksi 13 ne yapar? Evet. Artı 6. Teşekkür ederim. Bu artı. Burada bir sıkıntı. Eksi 14'ün toplama işlemine göre tersi nedir? Çünkü ne verirsek verelim. Eksi ise toplama işlemine göre tersi artıdır. Artı ise eksidir. Mesela Cansu'ya desem ki ben eksi 9'un toplama göre tersi nedir? Artı 9. Tuana'ya desem ki artı 5'in toplama işlemine göre tersi nedir? Eksi 5. Yani bunu diyeceksiniz. Artı ise eksisini, eksisi artısını yazacaksınız. Evet, eksi 14'ün toplama göre tersi artı 14. Yine devam ediyoruz. Artı 7'nin toplama işlemine göre tersi ne? Eksi 7. Bize bunları topla diyor. Artı 14 ile ne diyor? Artı eksi 7'yi topla. Çıkartırız. Sonuç? Süper. Aynen her şeyi böyle düşünelim. Sayı doğrusu yapalım çocuğum. Eksi 7'ye hemen şuraya 0 diyelim. Şurada bir eksi 7 olsun. 4 birim uzaklıkta dediğinde ne yapıyorsun Aleyna? 4 birim sağına ve 4 birim soluna. Süpersin. 4 bu tarafa gidiyor. 4 de bu tarafa gidiyor. 4 birim yazar şuraya da. 4 birim. 4 birim bu tarafa gidersek nereye geliriz? Harikasın. 4 birim bu tarafa gidersek? Eksi 11. Eksi 11. Bunları topla diyor çocuğum. 14, eksi 14. Harikasın. İşaretler aynıysa çünkü ne yapılır? Uzaklanır. Allah'ım çok çalışkanlar. En büyük negatif tam sayı ile Elif. Eksi 10. En büyük eksi 10 mu? Ay, iki basamaklı olan eksi 1 olan. Aferin çocuğuma eksi 1 ile iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı. Evet, 10. Çok güzel. Artı 10 iki basamaklı pozitifin en küçüğü. Bunları topla diyor çocuğum. Artı 9. Mükemmelsin. Sorayım mı yazıldı? Sorayım. Hava sıcaklığı eksi 12 derece olduğu bir yerde sıcaklık 8 derece artarsa eksi 12 desin 8 derece yukarı çıkacak. Evet. Eda'cığım cevabı ben on sonra şekli çizeyim. Sağ ol Eda. Devam ediyoruz. Burcu sen hazırlan bu arada. 0. Burası eksi 12 miydi? Eksi 12. Burada 8 yukarı çıkıyoruz. Kaça geliriz acaba? Bunu grafikle yapmak zorunda değildiniz aslında. Kocaman çocuklar oldunuz. Mevzu şu. Eksi 12'ye artı 8 ekleyebilir misiniz diye soruyor. Hadi buna cevap ver. Eksi 4. Yani sorun cevabı bu. Ama görsel olarak netleştiriyorum. Eksi 12'de mesela şöyle eksi 1, eksi 2, eksi 4 diyelim. Buradan biz böyle 8 birim geldiğimizde gördüğünüz gibi nereye geliyoruz? Eksi 4. Yani 8 birim şurası olmuş oluyor. Bu şu o sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayız. Bunlar işte en küçüğü ne Burcu? Eksi 1 diyor. Niye eksi 8 demedin Burcu? Ya bu kız biliyor bu işi. Mutlak değer onu ne yapar? Pozitif yapar. Biz o zaman bunun üzerine artı 8 yazar ona göre değerlendir. Bunların en küçüğü neymiş? Eksi 1. Eksi 1'den sonra küçük olan ne var? Mükemmel 0. 0 ne negatif ne de pozitif. 0'dan sonra 7 mi? 8 mi? 12 mi? 7'den sonra 8. Yani biz orijinalini yazıyoruz tabii ki. En sonunda 12. Bu da geçen senenin korkusuydu yalnız. A ile eksi yan yana gelmiş yavrum. Ne olur? A. M eksi 10. Bir sayıdan 10 çıkınca 1 kalıyor. O sayı denir. Erdoğan. İlk dediği şey yapacak olsak. Eksi 11 desin. Eksi 11, eksi 10 daha ne çıkardı? Eksi 21. Eksi 11 değilmiş demek. Sonradan düzelttiği sayıyı verelim. 11 dedi. 11'den 10'u çıkartırsak gerçekten 1. Demek ki M'miz ne olmalıymış? 11 olmalıymış. Look at me.
Üzerinde birer tam sayı yazılı olan yukarıdaki dört kat ters çeviriyor. Yani bu beyaz yer geliyor. Bu kartlarda rastgele ikisini çevirip açan Ahmet'ten bu karttaki sayıdan çakması istemiyorum. Ahmet'in bulduğu sonuç en az kaçtır? Biraz pratik yapalım mı? Çakmaya geçtik çünkü. Biz ne kadar farklı sonuç bulabiliriz? Hepsini yapalım. Kimdeyiz bu arada? Cansucu. Şundan şunu seçmiş olsan. Eksi 6 çarpı eksi pardon artı 5 çarpı eksi ile artı çarpıyorum. Eksi 30. Eksi 30. Eksi 6 ile eksi 1'i çarpalım. Eksi 6 çarpı eksi 1. Evet. Eksi 6. Artı 6 dedi aferin. Niye artı 6 dedi? Çünkü eksi eksi çarpma artı. Eksi 6 ile artı 4'ü çarpalım. Evet. Eksi ile artıyı çarpıyoruz. 20, eksi 24. Zıt işaretler çarpıldığında eksi olur. Aynı işaretler çarpıldığında artı olur. Artı ile eksi eksi yaptı yani. Eksi 24. 6 5'imiz bitti. 5'e geçelim. Cansu 5 kere eksi 1. Kaç yapar? Aferin eksi 5 yapar. Çünkü artı ile eksi çarpıldığında eksi olur. Devam ediyoruz. 5 ile 4'ü çarpalım şimdi. 5 çarpı 4. Bence de çünkü artı ile artı günlük hayat yaptığımız şey. Geçtik buna şimdi. Eksi 1 ile 4'ü çarpalım. Kaç yapar? Bence de eksi 4 yapar. İşte ne diyordu? Sonuç en az kaçtı? Bunların içinde en aza bakın. Eksi 30. Eksi 30. Şimdi sınavdasınız. Sizin zamanınız az. Hepsini yazarsanız diğer sorulara zaman kalmaz. O yüzden siz bunu ilk bakışta çözebilmeniz gerekiyor. Ya nasıl yani? Yok sonra bırakma. Böyle güzel bir soru kaçırmaz. Aslında kolay. Bu uzun yoluydu. Şimdi çocuklar küçük istiyorum der mi ki? Küçük istiyorsam tam sayıda negatif çıkaracağım bir kere. Negatif çıkması için birisinin artıdan birisinin eksiden seçilmesi lazım. Bir de adı üstü küçük diyorum ya. Normalde kocaman çıkacak sadece yanında eksi olacak. Yani çarptığım sayıların büyük gözükmesi gerekiyor. Bakalım büyük gözüken kim var? Zaten iki tane. Değil mi bak en büyük gözükenler onlar. Bir de isteğim neydi? Birisi artı birisi eksi olsun ki çarpınca negatif çıksın küçük olsun. Ha, direkt cevabı bulabilmeniz gerekiyor. Ben en büyüğü sorsaydım. Bu sefer ne diyecektiniz? Kici en büyüğü sormuş olsaydı. 20. Ya doğru söylüyorum. Şimdi Kici şunu diyor aslında. Hocam ya iki tane eksi seçerim ya da iki tane artı seçerim. Büyük deyince benim aklıma pozitif geliyor. Mesela iki tane eksi seçsem ne olurdu? Burada artı 6 olurdu. İki tane artı seçersen artı 20. Anlaştık mı? Büyüğü sorsaydı 20. Üçgen 25'miş. Şu eksi 1 ile bu çarpılınca artı 5 olmuş. Muhammed. Eksi 5 çünkü 1 yok işaret değiştirir. Eksi 1 sadece işaret değiştiriliyor. Mükemmel. Toplam işlemeye göre tersini yapar diyoruz biz ona. O zaman burası nedir? Eksi 5'tir. Kutucuk eksi 5. Üçgen de eksi 25. Sonucum 25. Artı eksi mi? Niye? Eksi eksi artı yapar çünkü diyoruz. Bu arada eşit kuvvetleri niye ezberlemişiz? Daha eşit hata vermiyoruz. Şimdi x pozitif, y ve z negatifmiş. Bunları götürüp yani yanlarına koyalım. Eksi ile eksi artı yapar. Artı ile eksi eksi yapar. Görelim. Mükemmel soru harfli olduğunda çünkü gıcık arıyorsunuz. Halbuki harfleri kaldırıp yerine artı eksi koyacaksınız. Hepsi bu. Ya da tutup sıfır ya bir saat. Artı 2, eksi 3, eksi 4 yazıp da artı mı çıkar, eksi mi çıkar gene bulabilirsiniz. Ama kendinizi değerlendirmeye alıştırmayın. Direkt artı mı eksi miye direkt bakalım. Şimdi neydi eksimiz? Şöyle yapacağım. Artı eksi eksi diye. Artı çarpı eksi çarpı eksi. İlk odaklanacağım yer, toprak burada. Nedir? Artı eksi eksi olur, eksi eksi de artı olur. Toprak bir de adım adım giderim ben diyor. İlk artı ile eksi, eksi olur, eksi ile eksi, sonuç artı. Çıkar. Ya da başka bir yönden baksak nasıl yapar? Doğan? 2 eksi artı yapar, artı ile artı yapar. Aynen. İlk başta eksileri yok etmeye çalışalım. Yok edemiyorsak onları öyle. Diyor ki Doğan hocam ilk başta 2 eksi alırım. Bu artı olur. Zaten artı ile artı çarpımda artı yapar diyor. Evet. Enes'cimle devam ediyoruz. Şu eksi duruyor bakın. O eksi çok önemli. X, Y, Z. X artı Y eksi Z eksi. Evet. Enes. İlk şu eksiyi eksiye bölsem. Artı. Hemen bunun ikisine artı yaptım. Sonra bu artı 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 ne yapar bu artı artı artı?
artı yapar. En son şu eksi ona bir öpücük kondurur. Sonucu ne çıkar? Eksi çıkar. X'i y'ye böl diyor Suden As. X'im artı y'im eksi. Artın eksiye bölümü? Eksidir. Devam ediyoruz. Almina. Şimdi şu eksi dursun, bak çok önemli. En son konduracağız onu. Y'miz eksi, z'miz eksi, x'imiz artı. Şu iki eksi ne yapar Almina? Artıyı artıya bölsek artı. Şu eksi eklersek eksi olur. İlkini okuyoruz. Her tam sayının artı 1 ile çarpımı bu sayın kendisine eşittir. Artı 1 sayısı çarpma işleminin etkisi de yok. Çünkü etkilenmiyor. Pozitif 2 sayının çarpımı pozitif. Negatif 2 sayının çarpımı desek de pozitif. Tamam. Farklı şart ilk tam sayının çarpımı negatif. Değil mi? Negatiftir. Sıfırın çarpma işleminin neydir? Yutan. Elemanmış. Yukarıdaki toplam tablosuna göre çıkartmışlar sonucu nedir? Hepsini bir bulalım. En sevdiğim sorulardan eksi 3 ile neyi toplarsam eksi 5 yapar Eda? Eksi 2. Aferin. Uzun tanız biz git. Eksi 3 ile eksi 9'u toplar. Bunlar da doldurarak sormamışlar ama. Damla eksi 3 ile eksi 9'u toplayalım. Eksi 12. Ondan sonra şurası neydi üçgen? Eksi 2 idi. Şuradan devam edelim. Tuana eksi 2, eksi 2 birleştiği yerde ne olur? Eksi 4. Çok güzel. Zeynep eksi 2 ile eksi 9'u birleştirsek ne olur? Eksi 11'den eksidir. Şimdi üçgeni ne bulduk? Eksi 2. Baş sarar, önüne dön. Çarpı değil o, eksiymiş. Eksi 11. İki eksi yan yana geldi Aleyna. Artı. O zaman düzgün yazalım. Eksi iki artı 11. Ne dedin bir daha de? Artı 9. Niye çıkarttın birbirinden sen bunları? Çünkü farklı işaretler. Mükemmel. X ve Y sıfırdan farklı tam sayı olmak şartıyla tabloda iki tam sayının çarpım sonucunun işaretleri verilmiştir. Tablodaki boşluktan doldurması için en az kaç artı işareti kullanılmalıdır? Şimdi ne diyor bizde? En az artıyı kullanacağız ona göre. Tamam mı? Şimdi bununla bunun çarpımı bunu verecek. En az artıyı kullanacaksa sonucumun eksi çıkması için oralara ne yazmam lazım? Hadi. Çok güzel Elif. Birisinin artı birisinin kesin eksi olması lazım. Devam ediyorum Eda. Sonucum eksi çıkmış. Artıyla neyi çarpmalıyım? Eksi. Şimdi sonucum artı çıkmış. Güzel olan yere yeni geldik Burcu. İki farklı durum var. Ya eksi ile eksi ya da artı ile artı. Biz en az artıyı kullanmak istiyorsak ne yaparız o zaman? Eksi ile eksi kullanırız orada. Eksi çarpı eksi artı. Şimdi sorucum artı çıkacak. Birisi de eksi. Burada seve seve ne yazmak zorundayız? Eksi ile neyi çarparsam artı olur. Eksi. Eksi ile eksi çarpırsa artı olur. Şimdi geldik burada da mecbursun Cansu. Eksiyle bir şey çarpınca artı. Eksi çıkacaksa buranın artı olması lazım. Artıyla neyi çarparsam artı olur Muhammed? Normalde en az eksi işte en az artı koyacağımız için oraya eksi koymamız gerekir eksiyede ama oraya artı koydukları için mecbur el artı koyuyoruz. Açıklama da yaptı ya. Evet mecbur artıyız çünkü artıyla artı artı yapar. Şimdi en az artıyı kullandık. Kaç tane şu artı bu arada yazamaz hatta. 1, 2, 3. 3 tane kullanmış. Artı 3 tane. Eksi 5 ile 1'i çarparsam 5. Eksi 5 yapar. Burada neyi kullandık? Onu da bilelim yani. Bazı sorularda soruyorlar. Evet. Biz eleman kullandık. Eleman. Devam ediyoruz. Rabia 0 ile 5'i çarp. Peki hangi özellik var burada? 0 çarpmada ney? Ney? Yutan eleman. Ne diyoruz? Sonucum 0. Neyi kullandık? 0 bölü eksi 1. 0. Burada bir özellik kullanmadık ama tam tersi olsaydı ki burada Enes eksi 15'i 0 alır. Bak 0 her şeye bölünür. Sonucum 0 olur. Ama hiçbir şey 0'a bölünmez. Bölünürse tanımsız olur. Error. Error. Tanımsız. Geldik
aynı sayıların birbirlerine bölümü ne de sudan az? Birdir. Yani ki bununla bunu çarpmışlar. Artı bununla bunu çarpmışlar. Eksi 5 var. Kim dağılıyor? Artı 5. Artı 5 sonra kimin üzerine dağılmış? Artı 8. Özellik, bakın dağılmış da iyi verdim ha. Çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Böyle kısacık bir cevabı var yani. Bir şeyle eksi 12 çarpılmış. Bu çıkmış. Evet Eda. Ne bu? Orası sıfır. Peki neyin özelliği? Mükemmel cevap. Eksi 9, 8, nokta eksi 9. Damla? 8. Peki ne özelliği? Değişme. Geldik buraya. 8, eksi 6. 8 var, 8 var. Burada eksi 6 var, burada? Yok. Burada eksi 6 olacak, eksi 5 var. Bu ne özelliği bilen var mı? Az önce dedin ama. Değişme. Dörtlü de olsa, beşli de olsa, istediğiniz yere kaydırıp çarpınca sonuç değişmiyorsa buna biz değişme özelliği diyoruz. Ama işte burada o yok. Niye? 3 üzeri 3. Şimdi hangisi üstte yazdık, hangisini atlayıp üstte 3 değil mi? İkinciyi sen söyle. Burada tabanın ne? Tabanın eksi 8, üstüm. Peki artı mı çıkar, eksi mi çıkar? Bunu da öğrenelim şimdiden. Neden artı çıktı? Üstü çift olduğu için. Şöyle diyelim artı. Çünkü az sonra soracaklar. Şimdiden öğrenelim. Aleyna, bu nasıl yazılır? Artı mı eksi mi? Artı. Hocam taban pozitifse üste bakmam bile sonuç pozitiftir diyeceksin. Siz üste bakarken neye dikkat edeceksiniz? Taban negatif. Farz edelim Halil taban negatif. Bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Parantez var mı yok mu yani? Parantez varsa, o eksinin parantezi varsa neye dikkat edeceğiz Eda? Negatife, pozitife bak. Üstün çift olup olmadığına artık. Ses sorunu tekrar söyle o dediğin. Üstün çift olup olmadığına. Peki, üst çift ama o çiftin nerede olduğu? Hadi içeride. Bak bu da çok önemli. O çift parantezin dışında olacak. Az sonra görürüz. Devam. Ha, çift olursa eksi olarak kaldı. Kimdeyiz? Elif. 1, 2, 3, 4, 5. Kaçmış? Eksi 6, 5. Peki artı mı, eksi mi çıkar? Eksi. Eksi çıkar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 üzeri 4 mü? 4 üzeri 9 mu? Aferin. Kaç defa çarpılıyorsa o yukarıya yazdım. Artı mı çıkar, eksi mi çıkar? Teşekkürler. Bir şeyin karesi hep artı çıkar. Biliyor muydunuz? Evet. Niye? Ne demeyelim? Çünkü ikisi de eksi olsa dahi artı. İkisi de artı olsa dahi artı. Bir şeyin çift kuvveti artı yapar. Bunu şöyle düşünün. Şöyle düşünün bunu. O zaman mecbursun artı yapma. Değil mi Halim? Evet. Peki. Kimdeydik? Barıcı'daydık. Barıcı. Neyin karesi? Neyin karesi 16'dır? Üçgen 4 olabilir. Başka? Bir şey daha karesi 16 yapıyor. Eksi 4'ün karesi de yapmıyor mu onu? Değil mi? Yani bir şeyin karesi 16 ise o 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir diyeceksiniz. Geldik buraya. Burada tek cevap var ama. Rabia Deniz, kaçıncı kuvvetlidir eksi 8? 3. Burada üçgenin 3'tür. Eksi olduğu için ve üçgenin tek olduğu için eksimiz kaldı dedin değil mi? Bir şeyin 5. kuvveti eksi 1'miş. Sonucun 1 ya da eksi 1 ise tabanım kesin zaten yine 1 ya da eksi 1'dir. Şimdi sonucum eksi 1 çıktıysa tabanım %100 eksi 1'dir. Çünkü tabanım 1 olursa sonucum negatif çıkamaz ki. Hani taban pozitifse sonuç neydi? Pozitifti. Sonucum negatif çıkmaz ki tabanım %100 negatif olması lazım. %100. Bir kere tabanımız eksi. Eksi. Bir de 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1. Geldik buraya. 5 dedi arkadaşlar. Çünkü 2'nin 5'i koydu. 32 bu eksi niye geldi? Çünkü çarpı. Üst tek. O yüzden negatif. Çok karıştırıyoruz. Evet. Tek. Eksici o. Buraya geldi. Niçin? Burası tek olduğu yani için. Farklı geçtik. Bu da sözlü sorumuzdu. Nican inşallah biliyorsundur. 3'ün hangi kuvveti 2'ye sürüyor? 3'ün 5'in kuvveti değil mi? 3 yani nedir? 5. Eksi 11'in birinci kuvveti. Burada bir kuralım var mı? Her şeyin birinci kuvveti temiz. Çok güzel. Evet, arkadaki su denaz.
6'nın karesi 36. Peki bu eksi 6 olsaydı? Allah'ım sana gülüyorum. Evet. Nedir? Artı 36. Çünkü kuvvet çift. Çift kimde doğru? Kare ile kuvvet. Almina. Eksi 5'in küpü. 6 mı eksi ne? Eksi. Eksi 120. 5. Eksi 1'in 451. kuvveti. Eksi 1. Niçin? Çift değil. Teşekkür ederim. İkinci, eksi 1'in 2020'si. 2023 olsaydı? 2023 olsaydı tek. Yani? Yani bir eksi. Tamam. Ama şu anda artı 2. Hadi bakalım. 3'ün 5'in kuvveti. 243. Aha. Az önceki bahsettiğim şehire geldik. Eda'cığım. Ne güzel üst çift değil mi? 81. Cevap artı 81 olur değil mi? Değil işte. Parantez yok. Parantez yok. Evet. Nedir? Eksi 81. Çünkü burada parantez yok. Parantez yok. En güzel soru da buna geldi. Parantez var ama bir de dışarıda eksi. Eksi 16. İlk yapacağımız şey şurası ne çıkar? Burası artı 16 çıkar. Son tata bir çift. Sonra bu eksiyle yanına koymak zorundayız. Eksi artı yan yana geldi. Eksi 16. Çocuklar bu soruya fotoğraf çektiğinizde kalp koydu. Çünkü burada düşerseniz kalan yerde düşeceğini zannetmiyorum. Evet. Gene geldik. Bakın burada da var bir şey. İlk yapacağımız şey üst ifadenin kendisi. Sonradan o yanındakini yerleştiriyoruz. Evet. Kimdeyiz? Tuan. 5'in küpü. İlk yapacağımız üst ifade. 5'in küpü nedir? Artı değil mi? Sonuçta pozitif bu. Artı 125'in yanına eksiyi getiriyoruz. O da ne oluyor? Eksi 125 oluyor. En zor soru sana geldi Zeynep. Sıfırın dolayıcı kuvveti nedir? Buna bir diyen de çıkıyor bazen. Acaba niye şaşırıyorlar? Hani buna eşittir bir diyen acaba niye diyor? Halil? Evet, çünkü bir sayıların sıfırıncı kuvveti olduğu bir olduğu için... Bütün sayıların, yani bütün sayıların sıfırıncı kuvveti bir olduğu için bazen aklımız gidiveriyor ya. Ama burada tabanı sıfır. 9 tane sıfırı çarparsam ne olur? Zeynepciğim, sıfır olur. Tek şu dipnotumu unutmayın. Böyle işlemlerde harf varsa parantez vardır. Fasikülünüze kesin bunu yazın. Neymiş? Harf varsa parantez var. Ha, bu harfleri dönüp yerine yazacaksınız ya. Parantez içinde yazın. Eksi birin üçüncü kuvveti. Evet. Bakın ne güzel parantez içinde yazıyorum, görüyor musunuz? Üçün karesi. Dediğim bu bir işte. Evet söyle, eksi birin küpü nedir? Bir. Eksi bir demek istedi, aferin. Üçün karesi nedir? 9. Şimdi bunu da ilk dakikalarda öğrendiğimiz gibi işaretler farklı çıkartılır. Mükemmelsin sıradaki arkadaşım kim? Evet, çünkü A neydi? Eksi bir. Eksi birin karesi artı 3. Bu arada artı 3. Evet, eksi 1'in karesi nedir? Artı 3 daha. Mükemmelsin. Sıradaki arkadaşım kim? Eda'cığım. Eksi 1'in karesi eksi 3'ün küpü. Eksi 1'in karesi ne yapar? Oraya yanaşmayın hocam. Mecbur orada da. Eksi 1'in karesi ne yapar? Artı 1. Çünkü 3 çift. Sonra 3'ün küpü. Bakın önce burayı yapıyorum. 3'ün küpü. Eksi öpse ne olur onun? Eksi 1. Sonuç? Sanki yumurtluyor herhalde yavaş yavaş. 20. Pıt. 6. Evet. Eksi 20. 6. Hep birlikte. Harf varsa. Harf harfi. Böyle daha yok. Y ne yavrum? Eksi 4. X ne yavrum? 2. Kimdeyiz? Barıcı. Sonuç. Artı mı olur eksi mi olur? Artı. Çift kuvvet çünkü. Evet sonuç. Bazen 8 diyorlar buna. Yani diyende. Evet sonuç. Aferin sana. Artı 16. Devam ediyoruz. Burada mıyız? Hayır. Rabia. Harf var. Ne? 2'nin karesi artı eksi 4'ün karesi. Evet Rabia şurası ne yaptı? 4. Şurası ne yaptı? 10. Artı 10 eşittir. 20. Eksi 4'ün küpü. Bak getiriyorsan şuraya eksi 4 yazıyorsa ona göre. X neydi? 2. 2'nin küp karesi. Evet eksi 4'ün küpü. Artı mı çıkar eksi mi çıkar? Eksi çıkar. Aferin. Eksi 64. Ooo eksi 64. Artı 2'nin karesi? Artı 4. 4. Şimdi ne yapacağız? Çıkaracağız. Çalışmış. Evet.
Eksi 60 çünkü büyük olan çarpmalı değil mi? Zengin olan. Zengin olan deriz. Büyük bal küçük balı yer diyorlar. Kim diyordu onu? Ben de. Geldik oraya. Harfleri yerine 1, eksi 1 ve de 2 yazacağız. Türkleyiz bu arada. Muhammedciğim A yerine bak. Harf varsa parantez var dedik ya. Sadece A yerine yazacağız şuraya. Bu eksi duracak, şu iki de üstte olacak. Çok dikkat edeceğiz soruymuş abi. Evet, A yerine 1 yazdım, eksi yazdım. A yerine 1 yazdım, üzerine kare yazdım. Devam ediyorum, eksi yazdım. Bak şu eksiden bahsediyorum. Şimdi parantez içinde B'yi yazacağım. B neymiş Muhammed? Eksi 1. Üstte ne var Muhammed? 3. Sonra şu eksi yazıyorum. Böyle yapmazsan sana yaparsın. Bakın C yerine yazdım, 2. Üstte ne yazdım? 2. Evet, bundan sonra düzenleme var. Söyle. Şimdi, orası zaten 1. Evet. Oradan eksi 1 oluyor. Eksi 1 şuradan geldi değil mi? Devam. Eksi 1. Şurası eksi 1. Buradan eksi de geldi. Artı 1 oldu. Şurası 4. Eksi 4. Bak çocuklar dikkat edin. İlk yaptığım ne istiyor burada? Üstü ifadeyi vuruyorum. Dışarıdaki eksi ya da artı sonra müdahale ediyor. Anlaşabiliyoruz değil mi ki acaba? Kaçıracağınız yerler bunlar. Bak şu soruya yine fasikülünüzü kesin kalp koyun. O denemede Fatih Hoca da dersiniz. Kesin çıkacak bu sorular. Evet devam ediyoruz. Artı 1 eksi 1 7. Sonucu nedir? Eksi 4'tü. Şurası 4 çıkmıştı. Şu eksiği de soru koymuştuk. Devam ediyoruz. Önce parantezin içine şu sayıları yazalım. Ne var? 1 var. Bir de ne var? Eksi 1 var. Üzerinde ne var? 2 var. O zaman burası 0'ın karesi. 0'ın karesi nedir peki Rabia? Aferin. 0'ın karesi de küpü de bütün kuvvetlerse nedir? 0'dır. Çok dikkat edeceğimiz bir yere geldik. Artıysa pek önemsemiyoruz onu da. Eksi ise hici çok önemli. Niye? Eksi ile artı yan yana gelse eksi olur. Eksi ile eksi yan yana gelse artı olur. İşte o yüzden arası eksi ise çok dikkatli hareket edelim. Kimdeyiz bu arada? Toprağı. B'yi yazıyorum. Eksi 1. Önce şu eksiyi yazıyorum. Sonra götürüp A'yı yazacağım. A ne? Artı 1. Artı 1. Dedik yani öyle normal bir de yazabiliriz. C'miz ne? 2. Orada eksi 2 yapar. Önce parantez içi yapılır. Eksi 2'nin sonra üstü 2. Sonuç? Çift olduğu için artı olur artı 4. Benim açıklamamı adam yaptı ya. Evet. Öyle istiyor zaten cevabı. Açayım. Evet. 2'nin hangi kuvveti 8'dir? Evet. Bakayım. 2 çoğalt 2 çoğalt 2 2 kere 4 8. Yani doğruymuş. 3. Devam ediyoruz. Suudeciğim 3'ün hangi kuvveti 9'dur? Zeka bu işte. Evet, 3'ün karesi 9'dur. Üst 2 olmam dedik. 23'ün bir tane kuvveti yine 23 çıkmış. Birinci kuvvet. Her şeyin birinci kuvveti nedir? Yani bu laf önemli. 9, ha, o laf burada da var o zaman. Değil mi? Başlara en zor sorsana geldi. 9'un hangi kuvveti 9'dur? Birinci kuvveti 9'dur. İkinci, bu sene öğrendik mi? Yok öğrenmedik. Değil mi? 6'nın 3'ünü öğrendik de 7'yi bıraktıydık herhalde. Zaten karesi 49'sa bu da 3. kuvvettir değil mi? 7'nin 3. kuvveti 3. Hocam yanlış yani. C'ye 20 yazacaktım. C'ye 20 yazacaktım. C'ye 20 yazacaktım hocam. Düzeltiriz yavrum. Evet hata mısın düzeltelim? 23'ün 1. kuvveti 23'tür. Kutucu soruyordu bize. Kutucuk nedir o zaman? 1. Hallede 2'nin hangi kuvveti 8'dir? 3. 3. Kutucuk yerine hemen 3 yazdım. 3'ün bir kuvveti 9'muş. 2. Üçgen 2'dir. 3 eksi 2. 1. Teşekkürler. Zalım kızım. Kutucuk 4. kuvveti 16. 2. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. Çünkü 4 tane 2 çarpılır 16 yapar. Devam ediyoruz. Damlacan'ın bir şeyin karesi 64'müş. Yani 2 tane sayı aynı olacak çarpılırken. Nedir bu? 8 kere 8, 64 olduğu için. 3 tane aynı sayı çarpılınca 27 çıkmış. Kutucuk çarpı, kutucuk çarpı, kutucuk. Kızım da diyor ki 3. Çünkü 3 çarpı 3 çarpı 3 ne yapar? 27 yapar. Zeynep bir şeyden 1997 tane yazıp çarpınca 1 çıkmış. Biri bütün projelere 1'dir. Evet Aleyna bir şey 7. kuvvet eksi 1'miş. Eksi 1'in tek kuvvetleri nedir? Yine eksi 1'dir. Elif'ciğim eksi 1'in tek kuvveti. Şuradan bahsettik değil mi? Eksi 1'in burada ne kuvveti olursa olsun, pardon 1'in ne kuvveti olsun, buradaki eksi ne yapar onu geri? Eksi 1 yapar. Sıfırın karesi nedir Elif? Sıfırdır. Eksi 1'in çift kuvveti? Artı 1. Yukarısı ne çıktı?
Bence de eksi 2. Aşağısı ne çıktı? 1. Eksi 2'yi 1'e bölerse ne olur? Eksi 2 olur. Evet. Burada kaç tane 2'yi çarpmışlar? 8. O zaman kuvvet ne olacak? 8. Kuvvet ne demekti? Kaç defa çarpıyorum demekti. Üste yazdığımız şey kaç defa çarptığımızı gösteriyor. Şimdi geldik buraya. O zaman İbrahim buraya ne yazacağım ben? 5. Kaç defa çarpmışız? 5. O zaman buraya da 5. A yerine 8, B yerine 5 yazdığımda İbrahim topladığında ne olur? 13. 13 olur. Mükemmel. Elif Saadet, eksi ile artıyı çarparsam ne olur? Eksi yazdığımızda eksi olur. Eksi ne olur eksi o zaman? Eksi 10. Harikasın. Şevval, eksi ile eksiyi çarparsam ne olur? Artı olur. Pardon, 3 kere dört. 10. Serkan, eksi ile artıyı çarparsam eksi olur. 7 kere 8. Aferin, 56 yapar. Efe, eksi ile eksiyi çarparsam 6. 9 kere 5. 5. Çok güzel. Devam ediyoruz. Şimdi burada size bir tüyo vermiştik. Mümkün olduğunca önce eksilerden kurtulmak istiyorduk Ilgın. Yani burada eksi ile eksinin çarpımı ne olacağını hemen diyelim. Artı. Peki Bayramhali 3 kere 5? 15. Buraya bir yapalım. Artı 15. Sonra artı 2 ile de çarpalım. Artı artının çarpımı artı. 2 kere 15 ne yapar? 30. 30 yapar. Geldik buraya. Şimdi bunu genelde ikili ikili gruplayarak yapıyoruz. Hatta gruplarken iki tane eksiyi çarpıyoruz önce. Niye Elif Sade? Çünkü eksi de artı. Çünkü eksi de eksi artı yapar. Eksiden kurtulmaya çabalacağız. Kurtulamayız bilmem ama önce kurtulmaya çalışıyoruz. Evet. Yağmurcuğum eksiyle eksiyi çarptım. Artı. 20. El aldı. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. Al. Şimdi iki şıkka düşürdüm. Bakın dört tane ikiye düşürdüm. Artı ile eksiyi çarpacağım. Ne olur? Eksi. 20. Çarp ve? 20. 120. Sesli çarp. G'ye geldik. Bayram Ali. G'yi yapacağız. Önce partisinde bir toplama var. Eksi 1, eksi 2 daha ne yapar? Eksi 3 yapar. Aferin Bayram. El aldı. Eksi 5 artı 4 ne yapar? Eksi 1 yapar. Şimdi işte bunu çarpacağız. Eksi ile eksiyi çarpıyorum İbrahim. Artı. 3 kere 1. 3. Aferin. Önce partisi içinde toplamaları yapıyoruz. Yağmurcuğum bu partisi için ne yapar? Artı 5 yapar. Niçin? Çünkü zıt işaretler toplanmaz. Çıkartılır. Büyün işareti verilir. Ahmet. 7'den 2'yi çıkart. Aferin. 5. Şimdi bu 5 ile 5'i çarparsan ne olur Ahmet? 5 kere 5. 5. Aferin. 25. İşaretler aynı olsa Serkan ne yapıyorduk? Topluyorduk. Aferin Serkan. Bakıldı. İşaretler aynıysa topluyoruz. Teşekkür ederim. Çok sesli oldun. En sağ altı çağırdı. Devam ediyoruz Serkan. Önce artıları topla. Artı 13. Eksi 5. Sonuç ne olur Serkan? Artının değeri daha fazla. Evet, büyük olan şartını alır. Burası artı 8. 6 kere 8, 48. Peki Bayram Ali artı mı eksi mi? Zıt şartlar çarpınca eksi olur. Evet, cevap nedir? Eksi 48. En sevdiğimiz yere geldik. Yukarısı işlem, aşağısı sonuçtu. Sıfırdan başlayan ilk işlemdi. Yağmur sıfırdan başlamış, nereye gitmişler? O zaman partisi işte bir eksi 3 yazdı, artı. Sonra böyle gitmiş. Kaç birim gitmiş? Sayarım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sağ gittiği için artı 6. Şu da sonucu neymiş? 3. Gerçekten öyle bakalım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. El aldım. Sıfırdan başladık. Nereye gitmişler çocuklar? Eksi 2. Evet. Eksi 2 ile başladık. Gene bir sola gitme işi var gibi değil mi? Eksi 3. Sonra bunlar toplasak ne olur normalde? Eksi 5. Peki öyle mi yapmışlar? Evet. Şeval sıfırdan başlayıp nereye gitmişler? Eksi 2. Evet. Eksi 2. Çoğu artı değil tabii ki artı. Sonra kaç birim böyle gelmişler? Sayı ver bakayım. Aferin artı 6. Sonucum 6'dan 2 çıkarsa 4. Evet. Gerçekten öyle mi? Evet. Gerçekten öyle. Başka bir yeri gelmiş. Evet Serkan. Sıfırdan başlayıp nereye gitmiş ilk başta? Artı 5'e. Sonra ne yapmışlar Serkan? Geri 5 birim gelmişler. Ne demek o geri gelmek? Eksi 5. Bunlar birbirlerine götürdüğü için ne oldu? 0. Yani 0'dan başladık 0'a gittim demek bu. Evet. Efeciğim. Aşağıdan ikisi en büyük negatif tam sayıdır diyor. Bursa. Bursa peki şıkların içinde en küçüğü hangisi olurdu? En büyük Adana eksi 10.
Aferin diyorum, devam ediyorum. Sayacak. Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür diyor. Sence? Harikasın. -99. Peki şıkların hangisi en büyüktür deseydin?